Demir, ne haber abi? Aynı. Ne demek aynı? Bizim şu eskortçu abiye ne oldu? Eskortçu abi mi? He. O kim ya? Kim olacak canım Emre Bey? Adam kalp krizi geçirmedi mi? Yalnız kızlar çok güzel de kim olsa kalp krizi geçirir. Ne kızları ya? Emre Bey mi? Oo, uyuyorsun ha. Adam kızları görünce tık bir hap atıyor. Sonrasını biliyorsun işte. El kalpte öyle alabalık gibi yardım edin, yardım edin. Nasıl ya? Ben nasıl ayamadım bunu? Yenisinde ondan herhalde. Burada pek olmaz böyle şeyler zaten. Daha önce çalıştığım otelde böyle hapları neredeyse lobide satacaktık ha. Ya Yusuf, bugün beni idare eder misin? Telafi ederim. Olur. Ali Çet, hedef hareketlendi. Dinlemede kal. Ayşegül, salak salak konuşma. Ay şekerim, burada oyun oynuyoruz. Kasma bu kadar kendini, eğlenmene bak. Demir fırladı gitti. Burada bir numara yok. Su hala evde. Bu çocuk bir şeyler karıştırıyor. Gözünü dört aç, Çet. Allah'ın manyağı. Merhaba. Buyurun. Yardımcı olabilir misiniz acaba? Buyurun. Ben bir hastanın yakınıyım. Geçenlerde acile getirmiştik. Kalp krizi geçirmişti de. Raporlarını almam mümkün mü? Birkaç farklı doktora göstermek istiyoruz da. Birinci dereceden yakını değilseniz vermemiz mümkün değil. Lütfen. Çocukları çok yakın arkadaşım da raporları almamı rica ettiler. Peki. Bir bakalım. İsmi neydi hastanızın? Teşekkürler. Emre Mabenci. Emre Mabenci. Raporları eve gönderilmiş zaten. Öyle mi? Peki, sağ olun. Efendim? Annemle babanın evliliğini durduracak şeyi buldum. Ama yardımın gerek. Dinliyorum. Babanın sağlık raporlarını bana getirmelisin. Neden? Ya niye ki? Korkulacak bir durum olmadığını söylemişti bana doktor. Merak etme zaten, baban iyi su. Ya soru sormasan da harekete geçsen. İyi, tamam. Tamam o zaman, ben bulunca seni ararım. Hiçbir şey olduğu yok Ayşegül. Su evde. Bekle. Şimdi çıkacak. Çıktı değil mi? Evet. Ben Demir'i takip ediyorum şekerim. Bizi bulmak istiyorsan sevgilini takip et derim. Thank you.
Çekilsene! Allah kahretsin. Söyle şekerim. Suyu kaybettim. Dert etme. Su bize doğru akıyor Çet. Sen beni bul. Nasılsa sevgilin de orada olacak. Neredesin? Çabuk söyle. Levent'e doğru gidiyoruz. Tamam, geliyorum. Neredesin? Hadi geldiler. Çok yakınım, geldim. Demir Suyun arabasına bindi. Tamam Ayşegül. İşte. Raporlar burada. Alabilir miyim? Hayır. Önce içinde ne var bana onu söyleyeceksin. İçinde ne olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum. Ama işe yarayacağına inanıyorum. Sen benden bir şey saklıyorsun. Ne? Söyle. Yoksa raporları vermeyeceğim. Baban kalp krizi geçirdiği gece. Demir anlatsana. İki tane eskort kızla birlikteymiş. Ne? Sen ciddi misin ya? Üzgünüm. Bunu sana söylemek istemezdim. Peki rapor? O gece alkolle birlikte başka şeyler de almış olabilir. Tamam. Anladım. Raporda kanında bulunanlar yazıyor. Sen de bunu annene göstereceksin. Ve eğer annem bunları görürse, babanın yüzüne bir daha asla bakmaz. Thank you.
Nusret. Ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var bu herifle? Beni takip mi ediyorsun sen? Ha? Bunlar senin başının altından çıkıyor değil mi? Ben mi söyledim gizli gizli buluşun diye? Ne diyorsun ya? Onunla bir alakası yok. Bana bak, üste çıkmaya çalışma. Sen bana hiç güvenmiyor musun ya? Ne yapıyorsun? Kolumu acıtıyorsun. Bırak. Canımı acıtıyorsun. Çek. Ne yaptın zannediyorsun? Ne var? Şşş! Tamam, dur. Delirmeyin. Sus, sen karışma. Çet, yapma. Sen çek git. Bu işin zorbalıkla değil mi? Hey! Hey Çetin, sakin ol. Demir, sen de kes şunu. Sizin derdiniz birbirinizde değil. Ayşegül, çekil her lan. Şşş! Yeter, beni dinleyin ya. Yeter! Beni dinleyin, yeter. Yeter. Seninle sonra konuşacağız. Seninle sonra konuşacağız. Ne haliniz varsa görün o zaman. Şapşallar. Bu. Sevgilinin hesabını görsene. Su nereye? Su! Sen de eski sevgilinin hesabını gör artık. Kızı kaçırdınız salaklar. Merak etme şekerim. Sonunda sen kazanacaksın. Hey, dursana. Şişt. Çeti delirtiyorsun. Yerimde olmayı çok isterdin değil mi? Sana bitiyor. Tehdit ettiğinde üstüne git. Daha da sinirleniyor. Senin de benden öğreneceğin şeyler var. Düşmanımın düşmana kankan mıdır, neydi? Çok iyisin. Ama gerek yok. Ben Çetin'le senin kadar samimi değilim. Bu gidişte olacaksın ama. Üf, yapma. Senin bildiğin şeyleri benden mi duymak istiyorsun? Halbuki daha zeki birine benziyorsun. Susana aşık. Sen de suya aşıksın. Bu iş fazla uzamaz, merak etme. Çetin de bugünden itibaren yakanızdan düşer. İşler sandığın kadar basit değil. Benim de daha fazla karıştırmaya hiç niyetim yok. Geç kalıyorum. Senin de yetişmen gereken entrikaların vardır Lady. Görüşürüz küçük prens. Bir dakika Çet. İki günlük ilişkini bitirmek amma uzun sürdü. Çok mu ağladın yoksa? Hiç ağlamadım. Kalan karizma kırıntılarını da siler atardım vallahi. Babamın anahtarı nerede? Öyle bir şey olmayacak. Onlar hayırlı bir iş için buluşmuşlar. Ne diyorsun ya? Suyun babasıyla Demir'in annesi evleniyor. Onlar artık kardeşler. Görüşmelerinde hiçbir sakınca yok. Senin bu boş fantezilerine de gerek yok. Sen de şıp diye inandın. Onlar eski sevgililer. Yakınlaşıyorlar, sen de seviniyorsun. Neydi? Ateş laboratu muydu? Boş ver. Eğlenmene bak. Bir dakika Çet. Neden buluşmuşlar? Düğünü mü planlıyorlarmış? Ha, nereye? Boş ver Ayşegül, boş ver. Benim işim var.
Memo! Memo, yemek yemek zorundasın oğlum. Memo, sakin ol. Ayşegül, geç otur şöyle. Chat'ten haberim yok. Nerede bu herif peki? Chat burada. Chat kapı arkasında. Ne? Chat'in bahar yerden çıkabilir. Ha. Orada burada sürtüyor diyorsun yani. Ha? Barla ilgileniyor mu peki? Ne oldu hayatım? Of, tepsiyi tekmelemeye kalktı. Çıkayım dedim, son anda kapıyı suratıma çarptı. Hemen temizleyin Mesih Hanım. Ben söyledim sana bu çocukla baş edemiyorsun diye. Yeni bakıcı gelecekti, ne oldu? Geldi, görüştük. Beğenmedim. Öyle bakma Ömer. Bir süre daha idare ederiz diye düşündüm. Bana göre hava hoş. Ama idare edemiyorsun işte Neslişah. Haklısın. Tamam. Birkaç gün daha bakıcı bulamazsak eski okulunu ararım. Orası da iyi bir yerdi. Çocuğu göndermeye çalışıyorsunuz. Bu koca evde şu rahatlıkta bir o çocuk size batıyor değil mi? Pes yani. O öyle değil işte. Bak yanına yanaşamıyoruz. Yemek yediremiyoruz. Böylesi daha mı iyi Ayşegül? Hı? Neyse tamam, tamam. Ben yarın bir danışmanla konuşurum. En kısa sürede yeni birini buluruz, tamam mı? Hadi gel. Memo ne haber? Memo yemek yemen lazım, böyle olmaz. Memo seni buradan gönderecekler. Yine okullardan birine gideceksin. Anlıyor musun? Orası daha mı iyi bilmiyorum ama... Yani gitmen doğru değil. Senin annene ihtiyacım var. Onun bakması lazım. Anlıyor musun? Ama o anlamaz. Sadece kendi ihtiyaçlarını düşünür. Herkesi bilmem ama... Cennet'in Neslişah'ın ayaklarının altında olmadığı kesin. Ayşegül'ümüzün yeni maceraları var mı?
Ayşegül burada Ayçiçeği. Çok mutlu bir Ayşegül sanırım. Ya burası çok güzelmiş. Araba da süper. Araba senin galiba. Buraya park etmişsin. Yalnız burada ne eksik biliyor musun? Ayşegül çok yalnız. Ona bir arkadaş lazım. İşte oldu. Ayşegül'ün yeni kankası Memo. Bundan sonra maceraları birlikte çıkacaklar. Yeni macera başlasın mı? Ayşegül ve Memo yemeğe çıksın. Seslendim, duymadın. Yemek yemeyecek misin? Yiyeceğiz. Ayşegül şimdi öfke nöbeti falan geçirecek, yapmasaydın. Bir şey olmaz. Memo burası senin yerin. Servis açmayacak mısın? Tamam efendim.